Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte hava durumu tahminine bakacağız. Kurbanlı bayramı için özellikle arkadaşlar hava durumu tahminine bakacağız inşallah arkadaşlar. Aziz Allah ezan okunuyor arkadan arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım hava durumu tahminine. Gördüğünüz üzere Perşembe günü özellikle Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniliyor. Kıyı kesimlerde şiddetli ve çok şiddetli yağışlar bekleniliyor. Aman dikkat diyelim. Uzun süredir Doğu Karadeniz'de yağış sıkıntısı vardı. Bu iyi oldu arkadaşlar. İnşallah. İnşallah hayırlı bereketli yağışlar verir inşallah arkadaşlar. Allah'ım. Gördüğünüz üzere ayrıca sıcak havalar geliyor. Perşembe günü özellikle batı kesimlerde başlaması beklenilen sıcak havanın pazar gününe doğru iç kesimlere doğru çekilmesi bekleniliyor. Doğuya doğru kayması bekleniliyor. Batıdan sıcak havanın çekilmesi bekleniliyor arkadaşlar. Ancak bu sefer de iç kesimlerde sıcak havanın etkisi altına girmesi bekleniliyor arkadaşlar. 21'i civarında, 20'si 21'i civarında, yani Kurban Bayramı'nın başladığı zamanlarda arkadaşlar Trakya'dan yağışlı bir sistem giriş yapabilir arkadaşlar. Onu takip ediyorum ben. Cumartesi günü inşallah onunla ilgili video atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Bugün bu son hava durumu videosu. Bir de cumartesi günü çekeceğim hava durumu videosu. Perşembe cuma ise çiçek videosu çekeceğim inşallah. Özellikle cuma günü bir balkonun komplesini çekmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü balkonda bayağı değişiklikler yapacağım. Biliyorsunuz inşallah İskenderun'a gideceğiz biz. İskenderun'a giderken bir sürü çiçek götüreceğim arkadaşlar. Tayinimiz çıkabilir diye filan filan diye arkadaşlar. Kamyona da sığmayacağına göre bu kadar çiçek arkadaşlar. O yüzden evet arkadaşlar hemen il ve ilçe merkezlerine bakalım. Mersin'e bakmayacağız. Ankara'ya bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Ankara'da sıcaklıklar giderek artıyor maalesef arkadaşlar. 38-39 dereceleri kadar çıkıyor. Hatta ve hatta 40-41-42 derecelere kadar çıkabilir Ankara'da arkadaşlar. Ankaralılara uyarıyorum arkadaşlar buradan. Dikkatli olmakta fayda var Ankara'da. Çok sıcak havalar geliyor Ankara'ya. Aman dikkat diyelim arkadaşlar. Rüzgarın çeşitli yönlerden esmesi bekleniliyor inşallah arkadaşlar. Ankara'dan sonra Bolu'ya bakalım bir. Bolu bildiğiniz üzere serin bir şehirdir. Bakalım Bolu'da sıcak havadan etkilenecek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sıcak sıcak diye pazar pazartesi sıcak diyorlar arkadaşlar. 36-37 derecelere kadar çıkacak Bolu'da inşallah arkadaşlar. Şimdi bir de Konya'ya falan bakmak istiyorum. Böyle şehir şehir gitmek istiyorum arkadaşlar. Sonra uzun vadeye bir bakacağız. Uzun vadeli hava tahminine bakacağız inşallah. İstanbul'a bir bakalım. İstanbul'da öyle çok sıcak havalar beklenmiyor. Kuzeyli rüzgarlarla birlikte havaların serin gitmesi bekleniliyor. Daha doğrusu serin hissedilmesi bekleniliyor arkadaşlar. Özellikle gündüz esen rüzgarlarla birlikte güzel gitmesi bekleniliyor arkadaşlar. Sıcaklıkların 33-32 derecelerde seyretmesi bekleniliyor inşallah arkadaşlar. Gaziantep'e bir bakalım. Gaziantep gördüğünüz üzere full sıcak arkadaşlar maalesef.
36, 38, 39 derecelerde, yer yer 40-41 dereceleri gözükmesi bekleniliyor arkadaşlar. Aman dikkat diyelim Gaziantep'lilere. Gaziantep'te çok sıcak arkadaşlar maalesef. Başka hangi, Çanakkale'ye bakalım. Bursa'ya bakalım. Çanakkale'de gördüğünüz üzere arkadaşlar sıcak havalar meydana gelmesi bekleniliyor. Ancak pazartesinden doğru gördüğünüz üzere batı kesimlerde sıcaklık düşüşü bekleniliyor arkadaşlar. Batı kesimlerde, tekrarlıyorum, sadece batı kesimlerde, iç kesimlerde hala sıcak havaların etkisi altında olması bekleniliyor. Öf ya, şu sandalyede de rahat olamadım bir ya. Öf. Otuz bir dereceye kadar düşmesi bekleniliyor arkadaşlar. Bursa'ya bakalım. Bursa'da öyle pek bir sıcak hava beklenmiyor arkadaşlar. Bir cuma günü 35 derece, 35-36 derecelere çıkacak arkadaşlar. Sonra geri hafiften bir düşüş bekleniliyor arkadaşlar Bursa'da. Konya. Konya'da gördüğünüz üzere Perşembe Cuma hava serin. Ancak cumartesiden itibaren sıcak havaların başlaması bekleniliyor. Ankara'da olduğu gibi 38-39, yer yer 40-41 derecelerin gözükmesi bekleniliyor arkadaşlar Konya'da da. Aman dikkat diyelim Konyalıları. Güneş çarpmasına karşı dikkat diyelim arkadaşlar. Mardin'e bir bakalım. Mardin full sıcak. Mardin'i biliyorsunuz zaten. Full sıcak arkadaşlar. 42-43 dereceler bekleniliyor. Aman dikkat diyelim. Burada Mardin merkezi gösteriyor. Mardin'in ilçelerinde daha da yüksek olabiliyor sıcaklıklar. Dikkat diyelim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Güneydoğu Anadolu'da uzun süredir yağış yok. Yağış sıkıntısı var maalesef. Güneydoğu Anadolu'ları bu nedenle tekrardan uyarıyorum arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu'yu. Samsun'a bir bakalım. Samsun'da çok isteniliyordu. Bugün arkadaşlar Samsun sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Hava sıcaklıklarının 30 derecelerde seyretmesi bekleniliyor arkadaşlar. Muhtemelen bayram tatilinde de bu derecelerde seyretmesi bekleniliyor. 29-32 derece arasında seyredecek arkadaşlar. İnşallah. Şimdi bir de yavaş yavaş aşağılara doğru iniyoruz. Trabzon'a bir bakalım. Trabzon arkadaşlar bugün kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarından önce şunu söylemek istiyorum. Trabzon, Rize civarında, Artvin civarında yağışların kuvvetli olması bekleniliyor. Sel riskine karşı aman dikkat diyelim arkadaşlar. Trabzon, Rize, Artvin civarı için. Perşembe günü de bu bölgelerde yağışların kuvvetli bir şekilde devam etmesi bekleniliyor. Yağışlara yıldırım da eşlik edebileceğinden dolayı aman dikkat diyelim. Sel, su baskını, yağış anında fırtına gibi olumsuzluklara karşı aman dikkat diyelim arkadaşlar. Perşembe, cuma sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Onun dışında sıcaklıklar giderek yükseliyor. 27-28-28, pazar 29 dereceye kadar çıkıyor. Pazartesiden itibaren geri düşüşe başlıyor arkadaşlar Trabzon'da. Son olarak Zonguldak'a bakalım. Zonguldak bugün yerel sağanak yağışlı. Sıcaklıklar serin bir şekilde seyretmesi bekleniliyor arkadaşlar. 28-29, yer yer 30 derecelere kadar çıkması bekleniliyor arkadaşlar Zonguldak'ta.
Şimdi Windy'ye geçelim. Bu sefer arkadaşlar Acıvıtır'dan göstermeyeceğim arkadaşlar. Hem video çok uzuyor Acıvıtır'dan gösterdiğim zaman. Hem de sadece video çok uzuyor. Evet arkadaşlar. Yağmur Şimşek diyelim. Yağmur birikimi diyelim. Sonraki 10 gün diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, Trabzon, Rize, Artvin civarında aşırı yağışlar bekleniliyor. Giresun civarında kuvvetli yağışlar bekleniliyor. Aman dikkat diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 171 milim yağış alması bekleniliyor Rize'nin. Şöyle basalım, 176 milim, bayağı fazla, 200 milim. Umarım hayırlı yağışlar verir. Umarım sel olmaz arkadaşlar. Ayrıca Karadeniz'de yurdumuzun kuzey kesimlerinde yağışlar bekleniliyor. İstanbul civarında da yağışlar bekleniyor ama ne zaman dersiniz? Kurban Bayramı'nda arkadaşlar yağışlar bekleniliyor inşallah Kurban Bayramı'na doğru. Artı olarak güney kesimimizde Adana, Hatay, Osmaniye civarında yağışlar bekleniliyor Kurban Bayramı'na doğru. Şimdi onunla ilgili bilgiler de vereceğim arkadaşlar. Sıcaklıklara bakacak olursak gördüğünüz üzere önce arkadaşlar gördüğünüz üzere batı kesimlerimizde yağışları, pardon, sıcaklıkların başlaması bekleniliyor. Batı kesimlerimizden iç kesimlerimize doğru kayması bekleniliyor. Sıcak havanın iç kesimlerimizde giderek artacak, sıcaklıklar 18'ine doğru. Cumartesi, pazar günü. Pazartesine geldiğimiz zaman giderek kuzeylere çıkıyor sıcak hava. Ve sonra yurdumuzdan yavaştan sıcak havanın terk etmesi bekleniliyor arkadaşlar. Sıcak havanın terk etmesiyle birlikte, yok, olmadı bu. Yağışların da başlaması bekleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ben kapıyı kapatıp geliyorum arkadaşlar. Az önce annem geldi de arkadaşlar, kusura bakmayın valla. Videoda baskın yedik. Olsun ama. Bir şekilde arkadaşlar yağışlar geliyor hem kuzey kesimlerimize hem de Doğu Akdeniz'e, güney kesimlerimize yağışlar geliyor inşallah. Arkadaşlar GFS'ye bakalım. GFS'nin yağış ihtimaline bir bakalım. GFS yağış vermemiş. Öyle fazla. Kuzey kesimlere yağış vermiş. Bir de Hatay civarında yağış vermiş. 23'ünde. Yağmur birikimine baktığımız zaman kuzey kesimlerimizde var. Doğu kesimlerimizde var. Mersin, Adana, Hatay civarında var yağışlar. Bu şekilde arkadaşlar inşallah. Ankara'ya bakalım diyecektim de bakmayalım ya. Neye bakacağız ki arkadaşlar? Yani ben söyledim çoğu şeyi. Şöyle yapalım. Sıcaklıklara bakalım. Nerede Yağmur Şimşek? Sıcaklık. Kurban Bayramı'ndaki sıcaklıklara bakacağız arkadaşlar şimdi. Ankara 37 derece, Konya 37 derece, İstanbul 30 derece olması bekleniliyor. Samsun 27 derece. Çarşamba günü bir miktar düşüş bekleniliyor. Ankara'da 35 derece, İstanbul 29 derece, Konya 36 derece, Samsun 27 derece, Trabzon 25 derece arkadaşlar inşallah.
Perşembe günü Ankara düşüyor iyicene 29 derece, Konya 31 derece, İstanbul 27 derece arkadaşlar. Cuma günü giderek düşüş var. Ankara, Konya 29, Afyon 29, İstanbul 27, Samsun 24, Trabzon 24 derecelere kadar düşüyor. Nedeni yağışlı havanın gelmesi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yağışlar geliyor. Ankara'da ancak yağış olur mu derseniz bir bakalım bir Ankara'da yağış olacak mıymış. Ankara'da muhtemelen yağış olur mu? Şimdi bakacağız arkadaşlar. Ama olacağını pek sanmıyorum. Diyagramlardan şimdi bakacağız inşallah arkadaşlar. Diyagramlardan. Önce Ankara'ya bakalım. Ankara'da gördüğünüz üzere sıcaklıklar artacak. Özellikle 18'i ve 21'i arasında sıcaklıkların tavan yapması bekleniliyor. Aman dikkat diyelim. 22'sinden itibaren hem sıcaklıkların düşmesi hem de bir miktar yağışların gelmesi bekleniliyor arkadaşlar. İhtimal var yani. Umarım yağışlar gelir Ankara'ya. Bakıyorum. Bolu'ya bakıyoruz. Bolu'da da sıcaklıklar giderek yükseliyor. Özellikle de kaçı 17'si ile şu çizine oluyor 20'si arasında yani 17-20 Temmuz arasında sıcaklıkların yüksek olması bekleniliyor. 21 Temmuz'dan itibaren Bolu'da da yağışların başlaması bekleniliyor arkadaşlar. GFS'nin diyagramlarına göre. İstanbul'da 16 Temmuz ile 20 Temmuz arasında sıcaklıkların diğer bölgeler kadar olmasa da yine de burada da artması bekleniliyor arkadaşlar. Sıcaklıkların yer yer 34-35 derecelere kadar çıkması bekleniliyor ama öyle çok bir sıcak dalganın olması beklenmiyor arkadaşlar İstanbul'da. 22'sine doğru yağışların gelmesi ihtimali var arkadaşlar. Gelme ihtimali var İstanbul'da inşallah. Başka Konya'ya bakacağız dedik. Samsun'a bakacağız dedik. Konya'da zaten Ankara gibi gördüğünüz üzere 18-21 arasında sıcaklıkların tavan yapması bekleniliyor. Sonra yavaş yavaş düşmesi bekleniliyor. Ayrıca 23 Temmuz'dan itibaren de yağış ihtimalinin gelmesi bekleniliyor arkadaşlar Konya'da. Mardin'e bakalım. Mardin'de hiç yağış ihtimali yok. Sıcaklıkların sürekli yüksek olması bekleniliyor arkadaşlar. Özellikle sıcaklıkların tavan yapacağı bir dönem var. O dönemi söyleyeyim hemen. 19 Temmuz'da 24 Temmuz arası sıcaklıklar tavan yapıyor maalesef. Mardin'de. Rize'ye bakalım. Rize'de gördüğünüz üzere aşırı yağışlar bekleniliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Rizelileri bu nedenle uyarıyorum arkadaşlar. Rize, Trabzon, Artvin civarında, Giresun civarında kuvvetli, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniliyor. Aman dikkat diyelim arkadaşlar bu bölgede yaşayanlara. Ne zaman? 14 Temmuz, 15 Temmuz'da. Yani bugün ve yarın şiddetli yağışlar bekleniliyor. Aman dikkat diyelim arkadaşlar. Sıcaklıkların 17'sinden itibaren bir miktar yükselmesi bekleniliyor. Ondan sonra 22'sinden itibaren yeniden bir yağışlı dalganın gelmesiyle birlikte sıcaklıkların geri düşmesi bekleniliyor Rize'de. Samsun'a bakalım.
Samsun'da 15 Temmuz'da yağış ihtimali var arkadaşlar. Onun dışında 22'sinden itibaren yağış ihtimali var arkadaşlar. Artı olarak sıcaklıklar yavaş yavaş giderek yükseliyor ki ne zaman tavan yapacak sıcaklıklar? 19-20 Temmuz arasında sıcaklıkların tavan yapması bekleniliyor arkadaşlar. Sivas'ın yollarına Sivas'ta özellikle 18 Temmuz'dan 22 Temmuz'a kadar sıcaklıkların tavan yapması bekleniliyor arkadaşlar. Sıcaklıklar yükseliyor. Sivas'ta 24'ünden itibaren yağışların başlama ihtimali var arkadaşlar Sivas'ta. Başka bakabileceğimiz bir şehir var mı? Osmaniye'ye bakalım. Osmaniye'de 21 Temmuz'dan itibaren yağışlar başlayabilir inşallah arkadaşlar. Onun dışında sıcaklıklar özellikle 17'si ile 20'si arasında bir miktar yükselmesi bekleniyor arkadaşlar Osmaniye'de. Şu Zonguldak'a da bir bakalım mı arkadaşlar son olarak? Zonguldak'a da bakalım. Zonguldak'ta sıcaklıklar giderek yükseliyor. Özellikle sıcaklıkların tavan yaptığı zaman 19 Temmuz. Ardından düşüşe başlıyor. 19-20 Temmuz'dan itibaren ise yağış ihtimali var arkadaşlar inşallah. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Yağış ihtimali var. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Diyeceklerim de bu kadardı arkadaşlar. Yalnızca yine uyarmak istiyorum arkadaşlar. Sıcak hava dalgasına karşı uyarmak istiyorum. Perşembe, cuma, cumartesi batı kesimlerimizde cumartesi, pazar, pazartesi, salı günleri, çarşamba günleri iç kesimlerimizde, doğu kesimlerimizde sıcaklıkların yükselmesi bekleniliyor arkadaşlar. Sıcaklıkların çok yükseldiği bölgeler var. Bu bölgelerde yaşıyorsanız aman dikkat diyelim güneşe karşı arkadaşlar. Güneş yanığı, güneş çarpması gibi olumsuzluklara karşı aman dikkat diyelim. Özellikle Batı Akdeniz'de, Güney Ege'de, Ege'nin iç kesimlerinde, İç Anadolu'da sıcaklıkların bayağı yükselmesi bekleniliyor arkadaşlar. Aman dikkat diyelim arkadaşlar sıcak havalara karşı maalesef. Artı olarak Güneydoğu Anadolu içinde dikkat diyelim. Güneydoğu Anadolu'da zaten hep sıcak var. Yani aslında oradaki insanlar alışmış durumdalar ama yine de dikkat diyelim arkadaşlar sıcak havalara karşı Güneydoğu Anadolu'ları. Güneydoğu Anadolu'da asıl önemli olan sıcak hava değil arkadaşlar. Sıcak hava zaten her yıl oluyor orada. Sıcak hava değil, yağış arkadaşlar. Yağış sıkıntısı var Güneydoğu Anadolu'da. Yağış ne zamandır hiç yağmıyor arkadaşlar. Nisan ayından beri neredeyse asıl Nisan-Mayıs ayında yağması gereken yağışlar bu yıl hiç yağmadı bu orada arkadaşlar maalesef. İnşallah sonbahar bir an önce gelir de güzel yağışlara kavuşurlar arkadaşlar. Tek dileğim bu Güneydoğu Anadolu için. Çünkü arkadaşlar kuraklık tavan yapacak. Allah korusun inşallah diyecektim az daha. Kuraklık tavan yapacak Allah korusun arkadaşlar Güneydoğu Anadolu'da. Çünkü daha Temmuz'un ortasındayız. Daha bunun Ağustos'u var, Eylül'ü var. Yani 2 ay boyunca yağış çok zor Güneydoğu Anadolu'da arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu için çok üzülüyorum ben arkadaşlar. Umarım yağış bir an önce gelir oraya da. Artı olarak Doğu Karadeniz'de bugün, yarın kuvvetli yağışlar bekleniliyor. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar. Artı olarak şiddetli yağışlar bekleniliyor arkadaşlar. Rize, Trabzon civarında
Artı olarak arkadaşlar, yağış anında fırtına ihtimali var. Fırtına ihtimali var. Dolu ihtimali var. Hortum ihtimali var kıyı kesimlerde. Bu bölgelerde yaşayanlara aman dikkat diyelim, yıldırım düşmesi, yağış anında fırtına ve fırtınanın verebileceği olumsuzluklara karşı aman dikkat diyelim arkadaşlar. Bugün ve yarın için. Başka diyeceğim bir şey yok. İstanbul'da gördüğünüz üzere sıcaklıklar bu derecelerde devam edecek. Hatta çarşamba günü yağışlar bile başlayabilir İstanbul'da inşallah arkadaşlar. Diyeceğim pek bir şey yok o yüzden İstanbul adına. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz arkadaşlar? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.